LGS'ye son 112. gündeyiz ve artık hafta sonundayız. Güzel bir zaman. Cumartesi pazarı çok iyi değerlendireceğiz. Denemeler çözebiliriz, sorular çözebiliriz ama gelin biz hemen videomuza başlayalım. Günün sözüne baktığımızda Hans Andersen diyor ki insan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün. Hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Gerçekten insanoğlunun başardıklarını düşünün. İnsanlar uçağı bulmuşlar. İnsanlar cep telefonu bulmuşlar. İnsanlar ampli bulmuşlar. İnsanların bulduğu o kadar büyük icatlar var ki. Demek ki insan bir şey isterse başarabilir. Bizler de şu anda sınavı kazanmak istiyorsak başarabiliriz. Hocam matematik hocam. Hayır hayır hayır. Her şeyi başarabiliriz. Yeter ki isterim. Şimdi gelelim günün yorumuna. Gerçekten günün yorumu yine bir destan şeklinde olmuş. Talha Özbayrak 1400 beğeni almış. O yüzden de tabii ki mecburen okuyacağız. Çok seviyoruz bu tarz güzel yorumları. Uzun yorumları cevaplaması zor oluyor ama sonunda da lezzet oluyor. Bakalım. Şimdi sormak istediğim soru diyor sormak istediğim sorular demek istemiş galiba. Konuları iyi anlıyorum. Testlerim de iyi ama denemelerde patlıyorum. Neden demiş. Şimdi birincisi konuyu iyi anlıyorsan ve testlerde iyi çözüyorsan denemede sıkıntı yaşıyorsan senin deneme taktiklerine ihtiyacın var. Denemede birinci taktiğimiz ilk başta Antep fıstığı taktiği. Ne demek ki Antep fıstığı? Denemeyi çözerken takıldığımız soruları atlayacağız. Yani sen fıstık yerken eğer bazı fıstıklar kapalıysa onu kırmaya uğraşmasın. Onu kenara koyarsın. Açıkları yemeye devam eder. Açıkları yersin, 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 bütün açıkları bitirirsin. Ondan sonra kapalı fıstıklara yönelirsin. Niye? Çünkü dişin acımasın diye. İşte sınavı çözerken de bazen çok zor, yapılması imkansız, dişin acıtacak sorular gelebilir. Bu durumda o soruyu geçeceksin. Turlama taktiği diyorlar buna. Biz antefıst taktiği diyoruz. Turlama taktiğine başlayacaksın. Diyeceksin ben sonra dönerim bu soruya. Önce bitirebileceğin tüm soruları bitireceksin. Bu birinci mantık. İkincisi ve en önemlisi doğru zamanda çözeceksin. Yani Akşam okuldan geldikten sonra saat 6'da yemeği yiyip makarnayı, köfteyi gömüp karnı şiştiği sırada bir denemeye oturursan ister istemez dikkatini dağılır, ister istemez netlerini düşer. Sabah erken saatlerde zinde bir kafayla çözmen gerekiyor bu bir. Üçüncüsü doğru kaynaktan çözmen gerekiyor. Ne demek doğru kaynak? Yani sınavda çıkabilecek sorular çözmen gerekiyor. Yani mesela örnek sorulara uygun sorular çözmen gerekiyor. Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara uygun, yeni nesil, beceri temelli, belli bir uzunluğu olsa bile esasında çok 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 zor olmayan sorular çözmelisin. Ben bakıyorum bazı yayınlara upuzun soru almış, Tamam yeni nesil, beceri temelli. Ama sorunun kendisi, kendisi de kısa kısa çok zor bilgiler içeriyor. Bu kadar da zor olmuyor. Yeni nesil örnek sorulara baktığımızda biraz daha kolayladığını görüyoruz. Ama yine tabii ki uzun, yine yorum gerektiriyor, yine beceri temelli. Üçüncü mantığımız ise nereden başlayacağını bileceksin. Yani fenden başlamalısın matematikte zorlanıyorsan. Aldın sana sayısal geldi, matematikten başladın. Bir sürü zor soru moralini bozdu, bozdu ve eyvah dedin. Antep fıstığı yöntemini yapsan bile moralin bozulur. Ama fenden başlarsan... Hep önüne mesela düşünsene bir antep fıstığı almışsın. Sürekli hepsini kenara ayırıyorsun. Üf, sinir bozulur ya. Böyle hepsi açık. Bazı bazı markaların anti çok Hop hop gömüyorsun böyle lezzetli. Ama bazılarının ikisi hepsi kapalı oluyor. Ama aman diyorsun yiyemiyorum. İşte fen böyle çok lezzetli oluyor birazcık matematiğe göre. O yüzden fenden başlayıp netlerini artırıp sonra o moralle hemen matematiğe geçebilirsin. Çünkü moral çok çok önemli. Bir de şunu unutma. Ev ortamı ve kurs ortamı aynı şey değil. Niye? Çünkü ev ortamında biraz daha rahatsın kurs ortamında veya da okulda yapılan denemelerde biraz daha ciddi oluyor. Ve ister istemez netlerinde birazcık düşebiliyor. Dolayısıyla gerçek sınav ortamını kendine getirmen lazım. Hatta ben şuna da inanıyorum. Hani ee, sınav kalemi, sınav kıyafeti, sınav <laughs> totemi gibi. Yani şöyle hep benzer bir kalemin olur. Burada ben iyi yapacağım dersin. O kalemle arada bir denemelerden kötü yapsam bile... İyi yapmaya iyi yaptığın zaman da ben bu kalemle girmeye rağmen iyi yapmadım dersin. Bu bir inanç olur. Senin için böyle bir uğur getirir gibi düşünen. Tabii batıl bir şey ama veyahut da sınav kıyafeti. Ya yani ben hep bu kıyafetimle mesela kursa giderken ben hep bu kıyafetimle denemeler çözüyorum dersin. Gerçek sınava da o kıyafetine girersin ve dersin ki ben bunda da aynı rahatlıkla çözeceğim. Çünkü aynı ortamı sağladım dersin. Gelelim başka bir soruya. Bu tabii son söylediğim birazcık e, aşırı bir örnek. Soru çözerken dikkatim çok çabuk dağılıyor. Neden? Bunun sebebi birincisi tabii ki sorular artık uzadı. Ve Sorular uzadığı için Milliyetin Bakanlığı çok fazla okuyan öğrencilerin, çok fazla kitap okuyan, çok fazla soru çözen, çok fazla böyle paragraf okuyan öğrencilerin soru çözmesini istediği için soruları uzattı. Hatta bunu ee, size şöyle anlatayım. Milliyetin Bakanlığı'nın verdiği bir konferansa bize uzmanlar direkt dile getirdi. Dedik ki hocam sorular biraz uzamadı mı? Sorular biraz zorlaşmadı mı dedik. Evet hocam dedi. Biz artık öğrencilerin çok daha kitap okuyanının kazanmasını istiyoruz. Çok daha fazla uzun hikayeleri gördüğü zaman korkmayıp ben bunu okur yaparım diyen gayret gösteren öğrencilerin kazanmasını istiyoruz. O yüzden soruları uzattık dedi. Çünkü kısa soru herkes yapabiliyor. Ama soru uzadığı zaman bazı öğrenciler okumaktan üşeniyor, dikkati dağılıyor yapamıyor. O yüzden sorular uzadı ama bu seni korkmaması lazım. İkincisi senin soru çözerken dikkatinin dağılmasının bir sebebi de ortam sonu olabilir. Ortamın dağınıksa, gürültülüyse, böyle ders çalışma ortamını artık beğenmiyorsan ortamını düzenlemelisin, yenilemelisin. Aynı zamanda telefonla çok fazla oyalanıyorsan gün içerisinde Instagram, sosyal medya veya da diziler izler bunlar zihninde bir şekilde yara verir. Mesela şöyle bir tahta düşün. Tahtanın üzerine çiviler saplarsan saplanmış olur. Sonradan çivileri çıkarsan bile oh çivileri çıkardım diyemezsin çünkü izi kalır orada. İşte senin sosyal medyada gezerken, televizyonda izlerken duyduğun o yorumlar falan filan, işte arabalar, espriler falan baktım geçtim diye düşünüyorsun ama o beynindeki belli hücreleri zedeliyor senin. Dolayısıyla bunları da sınav yaklaştıkça azaltmalısın. Gelelim diğer sorumuza. Sınav yaklaştıkça yapamayacağım, başaramayacağım korkusu geliyor neden? Bu da çok normal bir şey. Çünkü öğrenmen artıyor. Öğrenme düzeyi arttıkça, bir şeyleri bildikçe ister istemez kaygı başlıyor. Niye A diyorsun ya? Ben bunları öğrendiysem, bunları da öğrenebilirim. E bunları öğrendiysem, ister istemez bazı eksiklerim var diyorsun. Soru çözmeye başlıyorsun. Soru çözünce bazı eksiklerin geliyor. Mesela hiç yazıyla çalışmayan bir öğrenci, yazıdan kötü alırsa üzülür mü? Üzülmez. Zaten dangoz gibi gittim, dangoz gibi çıktım der. Hiçbir şey anlamaz. Ama çok çalışan bir öğrenci, sınavdan 80 bile alacağını bilse üzülür. Niye? Çünkü yüz alabilirdim der ya. Çok çalışmışsın der. Ve böyle bir tedirgin çıkar böyle. Üf ya falan diye çıkar. İşte sen şu anda çalışıyorsun. Çalıştığın için de başaracaksın aslında ama ister istemez kaygı artıyor. Ve bu kaygı da birazcık unutmaya sebebiyet veriyor. E ne yapacağız hocam? Kaygı arttı. Unutma da arttı. O zaman biz girmeyelim mi? Hayır. Tekrar yaparaktan bunu azaltabilirsin. Dolayısıyla zaten her zaman söylediğim şeyi bir kez daha söylüyorum. Biz sözlüğümüzden başarısızlık kelimesini çıkarıyoruz. Başarısızlık, what is this? I don't know. Başarısızlık, I don't know. Yani bilmiyoruz, başarısızlık kelimesini bilmiyoruz biz. Dolayısıyla başaramayacağım demiyoruz, başaracağım diyoruz. Ve sınav kaygımızı yok ediyoruz. Bir de zaten en önemlisi herkes böyle şu anda. Herkes şu anda kaygı içerisinde. Şu anda yavaş yavaş dökülüyorlar. İlk başta sınava diyelim ki şöyle şu ataşlarla göstereyim. Sınava ilk başta bir, iki, üç, şöyle dört tane yarış atı düşün. Yani tabii yarış atına benzetmek yanlış oldu da. Dört tane öğrenci düşün. Tamam birbirleri yarışıyorlar. Koşucu. Dörde başladı. Sonra belli bir süre sonra bir tanesi yoruluyor. Belli bir süre sonra bir tanesi daha yoruluyor. Belli bir süre sonra bir tanesi daha yoruluyor. Sen yorulma vazgeçme. Mutlaka ama mutlaka başaracaksın. Haftada hangi dersen kaç tane deneme çözmeliyiz? Tabii ki burada şu önemli kaliteli, ciddi, net az önce söylediğim gibi tam ortamda çözeceksen iki tane deneme başarılı bir öğrenci için gerçekten yeterli. İki tane gerçek deneme yeterli. Çünkü onun harca bir sürü soru çözecek konularla alakalı hatalar yapacak. Eksik olduğu derslerden de en az dört deneme şeklinde çözebilir. Ders denemeleri şeklinde çözebilir. Konu taramaları denemeleri şeklinde çözebilir. Fark etmez ama iki tane ciddi deneme süper hedef olan bir öğrenci için bile iyi. Hocam benim öyle bir denemeyi çözme imkanım yok. Kursa gitmiyorum. Okulda da yapmıyorlar diyorsan o zaman haftada bir olabilir. Bu da ayda dörde denk gelir. Ha Hocam ben çok soru çözüyorum. Eksiklerim var şu anda ama daha deneme çözecek vaktim yok diyorsan o zaman haftada birden 15 günde bire düşebilir ama dediğim gibi ciddi gerçekçi kaliteli deneme olacak. Yani böyle ciddi bir ortamda evde akşam yatarken pijama ile çözdüğün saat 9'a çözdüğün deneme ister istemez tam da seni yansıtmıyor. LGS bir gün kala ne yapmalıyız? Hiçbir şey. Dinlenmeliyiz. Artık yeter. LGS bir gün kala dinleneceksin, dua edeceksin, çalışmayacaksın, çimlere ayağını yapıştıracaksın ve dinleneceksin. Bu kadar basit. Bunu söylüyoruz. Bu yıl LGS çok kolay mı olacak yoksa çok zor mu olacak? Tabii ki de bu yıl LGS kolay olacak diyemeyiz. Ama şunu da bilmemiz lazım. LGS'den çıktıktan sonra uf zordu diyeceksin. Ama bir gün sonra ya ben bunları yapardım diyeceksin. E hocam ben bunları nasıl kurtulacağım? Bakın tekrar söylüyorum. Burası en önemli kısmı. LGS'ye gireceksin. Sınavda fenden başlayıp turlama takdiri yapıp onu bunu yapıp bir şekilde iyi geçse de isterseniz birazcık stres yaşayacaksın. Bu olabilir tamam. Sınav bittikten sonra üf ya çok zor diyeceksin bilhassa matematik için. Ama sınavdan bir gün sonra sorulara baktığında ya ben bunu yapardım diyeceksin ya. Ya ben bu soruyu yapardım diyeceksin. İşte bunu yapmamak için, bunu dememek için şimdi ne yapacaksın? Bir, bol bol deneme çözüyoruz. Sınav kondisyonu sağlıyoruz. Ve sınav zor da olsa ben bunu yarın yapabilirim diyeceğim biliyorum. O yüzden şimdi bu soruyu atlayın, geri döneyim deyip yani antep fıstığı taktiğini uygulayıp kendimizi o kısma hazırlamamız gerekiyor. Şu da var, sınavdan sonra zor da olsa, kolay da olsa bu bir sıralama sınavı. Sınav aşırı zor oldu diyelim ki. Sen 10 yanlışla Ankara Fen Lisesi'ne girebilirsin. Sınav dünyanın en kolay sınavı oldu. Bu sefer hepsini doğru yapsan bile Kars Fen Lisesi'ni kazanamazsın. Böyle bir şey. Dolayısıyla bu bir sıralama sınavı. Sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay. Bunu da hiç unutma. Evet gerçekten e, şu anda hangi yıldayız? Evet 10 dakika olmuş. Günlükte buna baktığımızda Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseni görüyoruz. İlk psikolojik roman Suat Hanım ve Süreyya Bey ve işte... Necip falan değişik kahramanlar var. Gerçekten psikolojik ağır basan bir roman. Size biraz ağır gelebilir ama çok kitap okumak istiyoruz diyorsanız okuyabilirsiniz. Geldi gün okuluna Çapa Fen Lisesi İstanbul 492,394 puanda 0.25 ile alıyor. Gerçekten artık çok iyi okullardan bir tanesi. Eskiden Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'ydi. Şimdi artık iyice artırdılar. E, 54 tıp 34 mühendis kalmış. 4 yıl İngilizce eğitim veriyor. Limon neden ekşi biber neden acıdır? Bu hani ee, bir konu var fendi. O konuyla alakalı siz biliyorsunuz. Günün sorusu bu. Bunu biliyor, zaten bile olmanız lazım. Niye? Üste verilen bilgi hemen cevaplayabilmeniz gerekiyor. Günün giyiği her zaman gibi Tonguç gördüğünüz gibi kitabı bakıyor böyle elinde gezdiriyor. Kitabı açıyor ve aydınlanıyor. Çünkü kitap okumak sadece bilgi darcımız de değil. Beynimiz de geliştiriyor. Hani sen koşu yaptığın zaman vücudun da gelişiyor yani artık daha ağırlıkları da kaldırabiliyorsunuz. Ama ben koşuyorum hocam, halter yapmıyorum. Olsun, o vücuduna başka bir sağlık kazandırıyor. Kitap okumak da aynı zamanda beyni geliştiren bir şey. Sadece Türkçeyi geliştirmiyor. Matematiği, feni, olayları anlamayı da geliştiriyor ve sonra da gördüğünüz gibi farları, Zenon farları yakmaya başlıyor Tomuç. Ödülü sorumuza yorumlarınızı yapın. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Başarı sizi bekliyor. <laughs>